İşlerin böyle sonlanacağını bilseydim, her şeyi daha farklı yapardım. Görünmez kalırdım. Bir hiç olarak. Ama artık bir hiç değilim. Dünyanın en çok aranan bilgisayar korsanlarından biriyim. Kimim? Adım Benjamin. Bu da benim hikayem. Bir saat önce teslim oldu. Ben Kimim adlı bir bilgisayar korsanıymış. Frans ve Rus siber mafyasını teslim edebileceğini söylüyor. Sizden başkasıyla konuşmayacakmış. Demek sen Ben Kimimsin. Buraya gelmiş olmanın bir nedeni var. Benim de burada olmamın bir nedeni var. Anlat bakalım. Her şey bir şekilde birbirine bağlı. Ama bu başı ve sonu olan bir ip değil. İplerden oluşan bir ağ. Ve ben bu ağın tam ortasındayım. Tito! Moritz! Şeka! Thomas! Her zaman süper güçleri olan bir süper kahraman olmak istemiştim. İnsanların imkansız sandığı şeyleri yapmak. Aslına bakılırsa bir süper gücüm zaten vardı. Ben görünmezdim. Hatta süper kahraman kostümüm bile vardı. Paradise Pizza, gökkuşağının sonu. Her süper kahramanın trajik bir aile geçmişine ihtiyacı vardır. Örümcek Adam'ın anne babası ölmüştü. Batman'in anne babası öldürülmüştü. Superman'in anne babası havaya uçmuştu. Aslına bakılırsa mükemmel koşullara sahiptim. Babam doğumumdan sonra Fransa'ya kaçmıştı. Onu hiç tanımamıştım. Büyükannemle ortak bir benzerliğimiz vardı. Onun babası da 2. Dünya Savaşı'nda ölmüş. Ondan kalan tek hatıra babasının bir arkadaşının Rusya'dan getirdiği 3 mermisiydi. Sekiz yaşındayken annem intihar etti. Bir kahraman için olağanüstü malzeme. Önce büyük annem bana baktı, sonra ben ona. Ben psikolog değilim. Geçirdiğin sarsıntılar beni ilgilendirmiyor. Saeb ve Francis'le olan bağlantı hakkında ne biliyorsun? Bilmek isteyeceğiniz her şeyi. Ama burada her detay önemli. Bilgisayar korsanlığı sihir gibidir. İkisi de insanları kandırmak üzerine kurulmuştur. 14 yaşımdan beri vaktimi bilgisayar başında geçiriyorum. Programlama dillerini öğrendim. Ardından ilk sistemimi kırdım. İhtimallerin sınırsız olduğu bir evrendi. Ve bu hayatta ilk kez bir konuda iyi olduğumu hissettim. Gerçek dünyada diğerlerinin arasında bir hiçtim, dışlanmıştım. Bir eziktim, ucubeydim. Ama internette bir kimliğim vardı, oraya aittim. Başka bir güvenlik duvarını dene. Benim gibi insanların toplandığı bir yerde. Herkes zamanını World Wide Web'de harcarken biz Darknet'te buluşuyorduk. Yani ağın içindeki ağ. Burada istediğim kişi olabiliyordum. Aramıza hoş geldin. Gece gündüz bilgisayar başındaydım. Alamadığım uykumu gerçek dünyada telafi ediyordum. Ama bir panzehir vardı. Bu fikri büyük idolümden almıştım.
Dışarıda bir sürü iyi bilgisayar korsanı varsa da benim için tek bir gerçek kahraman vardı. Kendine MRX diyordu. Nereden geldiğini ya da kim olduğunu kimse bilmiyordu. Her sisteme sızıp kırabiliyordu. Bilgisayar korsanları sahnesinin en büyük yıldızıydı. En ünlü saldırılarından biri sosyal bir ağ yaptığıydı. Hiç kimseye ya da hiçbir şeye saygısı yoktu. O bilgisayar korsanları arasındaki süper kahramandı. Onun gibi olmak istiyordum. İlaç almak için bir eczanenin internet sitesini yönlendirip bundan faydalanmayı ondan öğrenmiştim. Ritalin, korsanların uyarıcısı. MRX'in 3 kuralı vardı. 1. Hiçbir sistem güvenli değildir. 2. Arsızlık kazanır. 3. Hem siber dünyada hem de gerçek dünyada eğlen. Başka bir deyişle eğlenceni sanal dünyayla sınırlandırmayacaksın. Ama burada olmamın ve işlerin böyle sonuçlanmasının asıl sebebi Mari. Hey! Psst. Üstünde uyumak işe yaramaz. Umut, yaşam şelalesinin üstündeki gökkuşağıdır. Daha kaç kere sınavdan çakmak istiyorsun? Öğrenmeyi dene. Yoksa sınav sorularını çalması için birine rüşvet mi vereceksin? Süpermen'i aradım. Boş zamanı yokmuş. Şşt, sessiz ol! Kütüphanedeyiz. Sen nasıl bir kuşsun? Paradise Pizza, gökkuşağının son. Okuldayken Mari'ye sırılsıklama aşıktım. Ama aradan 10 yıl geçince kimse arka sıradaki ucubeyi hatırlamıyor. Bugün yer miyiz? Masayı açın. Benimki salamlı. Pizza geldi. Hepsi 34.80. Güzel ya beyni. Ançüezsiz demiştim sana. Ödemiyorum. Pislik yapma ben... Oscar. Hep böyle yapar. Üstü kalsın. Deli misin sen? Sınav sorularını bulursan Bay Ançüez sana bir yüzlük daha verecek. Hukuk fakültesine sınav soruları. Şey, dünyanın kurtarıcıya ihtiyacı yok ama insanlar her gün bir kurtarıcı arıyor. Anlamadım. Superman filminden. Bu yeterli. Teşekkür ederim. Bak, 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 bak. Pisliksin. O nasıl bir tip öyle? Artık bir süper kahraman olmak istiyordum. Mari'nin bir sorunu vardı ve ben bunu çözebilirdim. Tek yapmam gereken o sınav sorularını bulmaktı. Beni hatırlayacaktı. Birbirimize aşık olacaktık. Evlenecektik. Çocuklarımız olacaktı. Mutlu olacaktık. Tombala. Hukuk fakültesi soruları merkezi olarak üniversitenin sunucusunda saklanıyordu. Erişim sağlamam yeterli olacaktı. Neredeyse çocuk oyuncağıydı. Birçok bilgisayar korsanı sadece eşiği aşmakla ilgilenir. Hiçbir şeyi değiştirmeden sistemin içinde dolanırlar. Bazıları ipuçları bırakır, bazıları ise hatıra eşya alır. Süpermendim, örümcek adamdım, Batman'dim. Siz orada ne yapıyorsunuz? Ve tam bir salaktım. Sabıka kaydı yok. Daha önce hüküm giymemiş. 50 saat kamu hizmeti. Hayatınızı iyiye kullanın. Bu sizin elinizde. ...50 saatlik kamu hizmetim... ...varlığından habersiz bir şehri temizlemekten ibaretti. Bundan daha kötü olamazdı. Ritalin bile artık bir işe yaramıyordu. Ama her şey... ...bir hamlede değişmek üzereydi. Neden buradasın? Konuşamıyor musun? Konuşma o zaman. Dur tahmin edeyim. Hayatın sana karşı adil olmadığını düşünenlerdensin. Dışlanmış, silik, sosyal bir atık gibi hissediyorsun. Okulda o kadar sıkıcıydın ki seni dövmekle uğraşmazlardı bile. Bu gerçekten çok ama çok üzücü. Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Bence bunların hepsi bir aldatmaca. Bilgisayar suçu. Ya sen?
şundan bundan. Olayın ne peki? DDoS saldırıları mı? Botnet mi? E-dolandırıcılık mı? Yoksa sen korsan mısın? Üniversite sunucusuna girdim. Peki erişim denetimini nasıl geçtin? Zero Day programıyla. Program dilini biliyorsun yani. Öylece girdin. Hı hı. Adım Max. Benjamin. Bugün işin var mı? Kendime hep her şeyin yerli yerine oturduğu bir an var mıdır diye sorardım. Her şeyi değiştirecek bir an. Ben dünyanın kralıyım. Zaman geçtikçe konuklar iğrençleşir. Mütevazı rezalet tapınağımı nasıl buldun? Ha? Bu insanların yarısını tanımıyorum. Hepsi bildiğin beleşçi. Max benim tamamen zıttımdı. Özgüveni tamdı, karizmatikti, başarılıydı. Kapıyı kapa. Müthiş. Çalışma odan evet. Güzelmiş. Sizi tanıştırayım, bu Benjamin. Stefan. Benjamin. Benjamin Engel. Stefan program ustasıydı. Her programda bir açık bulabilirdi. Ezelden beri kaçıktı. Hep heyecan peşindeydi. Onun için ne kadar çılgıncaysa o kadar iyiydi. Soyadı yok. Paul tam bir donanım manyağıydı. İki ataç ve bir anakartla yapamayacağı şey yoktu. O da benim gibi annesini erken yaşta kaybetmişti. Zengin babası daha önemli işlerle ilgilenebilmek için onu yatılı okula yollamıştı. Merak etme, onun gülme kaslarını doğumda almışlar. Max program dilini bildiğini söyledi. Program dili mi? Ha, söylemesi kolay. O iş öyle herkesin harcı değildir. Hadi yap bakalım. Yoksa buradan sağ çıkamazsın. Engel. Devam. İşte bu. Paul. Benjamin. Sadece Benjamin. Asıl parti şimdi başlıyor. Olamaz. Lanet olsun. Olamaz. Merak etme. Buraya bunun için gelmediler. Ne oldu? Burayı benim mi sandın? Yürü! Bu partinin ev sahibi kim? Nerede bulurum? Bilmiyorum. Hadi yürü. Çekilin! Sen o pizzacı çocuksun. Siz tanışıyor musunuz? Süreye bakalım. Ev sahibi şuradaki. Demek senin partin. Hey, tamam, bari. Tamam. Bırakın beni. Tamam. Hayır. Bu saçmalık. Tamam. Canınız cehenneme. Hadi bu taraftan. Koşun.
Soyadı yok mu? Ben anlaşmaya her zaman uydum. Bir daha asla sormadım. Durun! Ya. Ben devam edemeyeceğim. Bir adım daha atamam. Tamam, ayrılıyoruz. Hadi! Ne? Ne? Şimdi hatırladım. Benjamin. Benjamin Engel. Küçükken okul gezisinde seni unutmuşlardı. Tek başına trenle dönmek zorunda kalmıştım. Bu akşam ilginç oldu. Hoşça kal. Güle güle. Bugünün geleceğini hepimiz biliyorduk. Babaannenin profesyonel bakıma ihtiyacı var. Buna izin vermelisin. Bizimle gerçekten emin ellerde. Büyükanneme 4 yıl önce Alzheimer teşhisi konmuştu. O zamandan beri görünmez bir silgi benliğinin kenarlarını siliyordu. Biletleriniz lütfen. Polisler seni yakaladı diye düşünmüştüm. Şartlı tahliye kurallarını ilk haftadan ihlal etmen hata. Ne oldu? Ağlamak durumu düzeltmez. Gel, sana bir şey göstereceğim. Hadi gel. Gitmemem gerekirdi ama sanki görünmez bir iple birbirimize bağlı gibiydik. Bak, bana bilgisayar korsanlığına nasıl başladığını anlattı. Her kelimesini resmen yuttum. İnsanlar uyuşturulmaya razı. Olanların farkında değiller. Sözüm ona güvenlik. Yok öyle bir şey. Güvenlik diye bir şey yok. Bunu bir kere kavradığın zaman dünya sana gümüş tepside sunulmuş gibi oluyor. Sana da sadece alması kalıyor. Bu kadar basit işte. Farklılıklarımıza rağmen ortak bir yönümüz vardı. 1- Eğlencenizi sanal dünyayla sınırlamayın. 2- Hep imkansızı iste ve 3- Hiçbir sistem güvenli değildir. MRX. Asla bilgisayarın arkasına saklanma. MRX bunu doğru anlamıştı. En büyük güvenlik açıkları programlarda ya da sunucularda değil. En büyük güvenlik açığı insan. İnsanları mı hackliyorsun? Aynen öyle. En iyi bilgisayar korsanlığı yöntemi ve en iyi kandırma sanatı. Toplum mühendisliği. İnsan yaratılış gereği saftır, çatışmadan kaçınır. Toplum mühendisliğinde bu iki durumu istediğini elde etmek için kullanırsın. Şifreler, gizli bilgiler ve giriş bilgileri. Aç mısın? Şunu tutsana. İzle ve öğren. Özür dilerim, kısa sürecek. Buyurun. Bana 2 çikolatalı çörek eksik vermişsiniz. Parasını vermiş, eksik almışım.
Artık 10 ödeyip 8 mi alıyoruz yani? Çikolatalı olanlar mı eksik? Öyle olmasa geri gelmezdim. Peki hangi arkadaşımdı? Oradaki sarışın. Anlaşıldı. Bana müdürünü çağır. Bu daha iyi oldu. İyi akşamlar. Size de. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Yeterince arsız olursan dünya ayaklarına serilir. Aa, geç olmuş. Hazır mısın? Hadi yürü. Ama... Nereye gidiyoruz? Gel. Hadi. Neden onunla birlikte geldin? Güvenilir olup olmadığını bilmiyoruz. Sakin ol biraz. Neler yaptığını gördün. Al, sen kullan. Hemen korkma öyle. Aldık ama geri getireceğiz. İçeri asla böyle giremez. O neden geliyor? Çünkü sen gelmiyorsun. Hani ben gelecektim? Ne planlıyorsunuz? Siz değil, biz. Hadi giyin. Hadi, hadi. Böyle planlanmamıştım. Hadi, gidiyoruz. Hadi gidelim. Bol şans. Sen gelmiyor musun? Ben canımı seviyorum. Hadi hemen gidelim delikanlı. Kimlik aslında sıradan bir karttı. 5 dakikada Photoshop, 2 dakikada fotokopi. Her aptal yapabilirdi. Kimlik? Bu Turgun. Ole Turgun. Danimarka Ulusal Cephesi'nden. Ole. Ole Turgun. Misafir konuşmacılardan biri. Copenhagen. Danimarka Ulusal Cephesi. Bunun bilgisayar korsanlığıyla ne ilgisi var? Sun'un bilgisayarına başka bir kablosuz ağdan bağlanılmalı. Bu senin görevin olacak. Hayır. Unutma. Arsızlık kazanır. Lanet olsun, lanet olsun. Hangi diğer ağdan? Ben o ufaklığa güvenmiyorum. Sen kendine bile güvenmezsin ki. Dinle. Bütün forumlarda yazıyor. Her yerde federal istihbaratın casusları var. Aramızdalar. Küçükken yemeğine bir şey katmışlar senin. Ha ha. Görünmezim.
Ben görünmezim. Kutsal değerlere hakaret böyle olur. Sevgili yoldaşlar, az sonra seçim kampanyası videomuzu izleyeceksiniz. Teşekkür ederim. Bu her Alman'ın kalbine hızla yayılacak küçük bir kıvılcımdır. Kulaklı hıyarlar geliyor. Lanet olsun. Şefan, anahtar nerede? Bende değil. Anahtar kimde? Bende anahtar falan yok. Anahtar kimde dedin sen? Bende anahtar yok. Çıkın şunu. Ben dedim. Hadi. Öldüreceğim sizi. Gidelim bu kol, hadi. Açın şu kapıyı. Aşağılık herifler. Gelin bakalım. Hadi, hadi. Hadi. Aşağılık herifler. Cehennemin dibine kadar. Sizi kapatacağım. Hadi, hadi. Gelsenize. Dur dedim. Bu birlikte yaptığımız ilk saldırıydı. Büyük bir hareketin başlangıcıydı. Ve ben de bunun parçasıydım. Bana anlattıklarının gerçek olduğunu nereden bileceğim? Yalan olabilir. (17.04.73.62.12) Anlayamadım. Danimarka sosyal güvenlik numaranız. Frederikssund'da doğdunuz. Almanya'da sınıf birincisi olarak mezun oldunuz. Den Haag'daki Avrupa Siber Suçlar Merkezi baş müfettişisiniz. Biri Danske Bank'ta, biri de Hollanda Bankası Direkt Bank'ta iki hesabınız var. Öğrencilik döneminde düşük yaptınız. Bunun sonucu olarak artık çocuğunuz olmuyor. Ender görülen bir rahim anomalisi yüzünden. İş arkadaşlarınız sizi soğuk buluyor. Bence sadece yalnızsınız. Bir karargaha ihtiyacımız vardı. Büyükannemin evi bu iş için mükemmeldi. Bu bana eski günleri hatırlattı. Kargaşa bilgisayar kulübü falan. Harika. Evet. 1 milyon tıklanma. Evet. İşte bu. İşte bu. Bize bir isim lazım. Bir marka olmalıyız. Dikkat çekmek üretkenliği azaltacaktır. Dikkatleri üstümüze çekmeyelim. Boş versene sen. Marka olmak şart. Anonymous ya da Lasek gibi. MRX gibi. Hepiniz aklınızı mı kaçırdınız? Max'ın bir fikri vardı. Ve Max'ın bir fikri olduğunda onu hiçbir şeyi durduramazdı. Bingo. Duyuyor musun? Bu küçük palyaço neşeli ve şiş koymuş. Bu küçük palyaço kırmızı bir şapka takıyormuş. Bu küçük palyaço güçlü ve uzunmuş. Bu küçük palyaço mini minnacıkmış. Ama bu içlerindeki en komik numaraları yaparmış. Kusura bakmayın ama ben bu saçmalığa dahil olamayacağım. Şu ruh halinden bir kurtulsan. Gel de kurtar. Memnuniyetle. Tamam çocuklar, sakin olun. Oylama yapalım derim. Şimdi bize bir isim lazım. Sahip nasıl olur? Yani sizinle alay eden palyaçolar. Çünkü amacımız eğlenmek. Maske de var. Sahip mi? Bu birçok anlama gelebilir. Sahip.
Paul. Sahipe. Ekibimizin bir sonraki hareketi finans dünyasına selam çakmak oldu. İşte bu. Asya'daki mali gelişmeler bu hafta Wall Street'te zayıf bir başlangıca sebep oldu. Alman borsası bu başlangıçtan olumsuz yönde etkilenmedi. Alman yatırımcı ve firmalar ekonomik durumdan kar sağlamaya devam ediyor. Ve DAX bugün de aynı şekilde artış göstermeye devam ediyor. Kanın tadını almıştık. Sonraki hedefimiz büyük bir ilaç şirketiydi. Güzel. Max haklıydı. Ne kadar arsa sen o kadar başarılı olurdun. Elimize geçirebildiğimiz her şeyi hackliyorduk. Vitali'nin uyanık kalmamızı sağlıyordu. Hiç kimseye ve hiçbir şeye saygımız yoktu. Muhteşem. Yeni sahip videosu var. Yapma sen. Yok İşte olayımız bu. Bir kez daha internetin ne kadar güvensiz bir saha olduğunu görmüş olduk. Bu maskenin ardında kim var? Peki bu organize bir suç örgütü mü? Yoksa birkaç ergenden oluşan küçük bir grup mu? Hey, Marie. Benjamin. Merhaba. Artık burada mı çalışıyorsun? Ben mi? Hayır. Ya sen? Ben gökkuşağının sonunu arıyorum. Marie, geliyor musun? Gizli gizli buluşmaktan vazgeçmeliyiz. Yoksa yakında kimliklerimiz deşifre olacak. Oh, şu hayatta senin kadar beceriksizini görmedim. Ne yapayım? Senin için söylemesi kolay, farklısın. Lafın dinleniyor ve sen havalısın. Haklı olabilirsin. İzle ve öğren. Selam kızlar. Ben bezelye arıyorum da burada bezelye yetişiyor mudur sizce? Ne dersiniz bilemiyorum. Hayat sana limon verirse tuz ve tekila isteyeceğiz. Max yüksekten uçuyordu ama ruh hali sürekli değişebiliyordu. Haftalardır MRX'ten Sahip hakkında bir tepki almaya çalışıyorduk. Büyük idolü tarafından onaylanmayı bekliyordu. Büyük oyuncularla olmak istiyorsanız cesur olacaksınız. Peki ya Sahip? Sahip teki. Biz bir avuç kahrolası salağız. Kahrolası salaklarız. Oysa MRX'in umrunda bile değildik. Piyasada daha büyük oyuncular vardı. İşte bu dönemlerde olaya siz dahil oldunuz. Sıradaki konuşmacımız Aeropol Siber Suç Biriminden Baş Müfettiş Hanne Lindberg. Dün gece bilgisayar korsanları Frankfurt'taki Merkez Bankası sunucusuna saldırı düzenledi.
Bunun arkasında Alman silahlı kuvvetlerine yapılan saldırıyla bağlantısı olan korsan grubun olduğunu düşünüyoruz. Kendilerine Friends diyorlar. Organize suçtan bahsediyoruz. Sivilceli ergenlerden değil. Friends, Rus siber mafyasının bir parçası. Son birkaç yılda birkaç uluslararası hedefe saldırı düzenlediler. Onlara 4 takma isim atfediliyor. 3 tanesi şöyle: Sektet, Talbot ve Krypton. Sonuncusu henüz bilinmiyor. Çalınan bilgilerin tamamı Darknet'le satışa çıkartılıyor. Ve anlaşmaları Rus siber mafyası kontrol ediyor. Friends üyelerinden en az birinin Berlin'de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Görev gücümüz Europol'le birlikte bir soruşturma yürütüyor. Kimse Friends'i, yöntemlerini, organizasyon tarzlarını Hanne Lindberg'den daha iyi bilmiyor. 3 yıldır aralıksız peşlerinde olduğunuz, ancak başarı elde edemediğiniz doğru mu? Evet. Pekala, başka soru? Güzel. Anne. Şey diyecektim, ben gelmeni çok sevindim. Çok olmuştu. Umarım senin için sorun olmaz. Hayır. Olmaz. Seninle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Güzel. Ve bir şey daha var. Eskiden birlikte olduğumuzu kimse bilmez. İnsanlar konuşur. Dikkatleri dağılır. Siz Friends'in peşindeyken Max MRX hüsranını atlatmaya çalışıyordu. Evet. İşte bu. Evet. Mükemmel. Biraz gezelim mi beyler? Max ve Stefan, Paul'un oyuncaklarından birini alıp bir radyo programı yarışmasının telefon hatlarını hacklemişlerdi. Max'ın doğrudan bağlandığı hat dışındaki tüm hatları kesmişlerdi. Alo, adım Benjamin Engel. Doğru cevap B. Otmar Hitzfeld. Evet. Delirdin mi sen? Bunun sahiple ne ilgisi var? Lanet olası bir Porsche çalmanın verdiği mesaj ne olabilir ha, söyler misin? Keser misin şunu? Renault'lara olsa onu alırdık. Ha ha. Süper kahramanlara süper kahraman otomobili. Evet. Ayrıca onu çalmadık. Kazandık. Al bakalım. Boş ver sana. Dileriz. Birazcık geç kaldık. Bu gençler Windows gibi, açılmaları biraz zaman alıyor. Hadi. Muhteşem geceye. Sağlığa. Alcohol, drugs, overdrive, noise, neon lights, party people. Can you feel it? Rave is king. Alcohol, drugs, overdrive, noise, neon lights, party people. Can you feel it? Rave is king. Ah!
İstediğin kişi olabilirsin. Bunu başardığın zaman dünya önüne serilir. Kendi mutlak sınavına karşılaşana kadar herhangi bir şey başarman mümkün değildir. Mesela bizim küçük Benjamin. Onun müthiş bir potansiyeli var. Ama bunu kullanmıyor. Başkalarının arkasına saklanıyor. Ağzını açamıyor. Ama sürekli elini tutacak birine ihtiyacın olursa fazla ilerleyemez. Çok az insan kendi sınırlarına yaklaşır. Max haklıydı. Artık bazı şeyleri değiştirmem gerekiyordu. Benjamin. Merhaba. Ben sınavı geçtim. Harika. Peki şimdi ne yapacaksın? Diğer sınavlardan neden çaktın biliyor musun? Hayır. Bildiğim soruları bile yanlış cevaplamıştım. Neden? Hayatta çok fazla ihtimal var. Sınavları geçersem hayatımda her şeyin aynı kalacağını düşünüyordum. Sanki tüm kapılar ebediyen kapanacaktı. Ama şimdi bir kapı seçtim. Neden Porsche kullanıyorsun? Ayın elemanı seçildim de. Belki de bir süper kahramanımdır ve bu da süper kahraman arabamdır. Evet, belki de. Hadi, güven kendine. Max gibi ol. Arsızlık kazanır. Lanet olsun. Ben içeri dönüyorum. Porsche'ye yakışır. Salak! Bakın burada kim varmış? Pizzacı kuş. Mari'den uzak duracaksın. Hiçbir şey değişmemişti. İyi misin? Bir şey sorma. MRX'ten mesaj geldi. O ana kadar MRX, Saeb'ten bir defa bile bahsetmemişti. Bir defa bile. Size bir hediyem var.
Bunlar siber suçlar biriminizin Europol'e gönderdiği çok gizli soruşturma dosyalarıydı. Bu çok Ve bizim ilginç. Hakkımızda işaretlenmiş bir paragraf vardı. Sahip büyük oyunculardan değil. Paketin tek bir amacı vardı. Onun gözünde sahibin bir grup bebekten farkı olmadığını bilmemizi sağlamaktı. Lanet olsun! Bu ukalanın ipini çekeceğiz. Çok büyük bir saldırı yapacağız. Büyük bir bankaya ekleyebiliriz. Aldığımız parayı da hayır kurumlarına bağışlarız. Saçmalamayın! Sahip'i zirveye taşıyacak muazzam bir saldırı olmak zorunda. Federal istihbarat. Ne? Federal istihbarat. En üst seviye. Alman istihbarat teşkilatı. Kafayı mı yedin sen? Orası hacklenemez. Güvenli sistem yoktur. Arsızlık kazanır. İstihbarat saldırısı o ana kadar yaptığımız en karmaşık saldırı olacaktı. Bakalım pisecik. Doğru yem sayesinde Bingo. Her balığı yakalayabilirsiniz. Gerdi bilmeden bize erişim sağlamıştı. Evet. Ama onun sistemi ana sunucuya erişmemizi sağlamıyordu. Yine de Gerdi